Türkiye uzaya gidiyor. Alper Gezer Avcı eşsiz bir uzay serüvenine adım atıyor. Keşif ve deneylerle dolu bir yolculuk Gezer Avcı'nın cesareti ve merakıyla buluşacak. Uzay macerası nasıl başladı, ekipte kimler var, hangi eğitimler alındı, yolculuk süreci nasıl olacak, yiyecekleri yemekler ve daha fazlası. Uzayın derinliklerine adım atmadan önce detayları öğrenmek ister misin? Türkiye'nin Milli Uzay Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021'de ilan edilmişti. İlanın ardından öncelikle bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi için çalışmalar başlatıldı. Değerlendirmeler sonucunda ise Alper Gezer Avcı ilk Türk uzay yolcusu oldu. Alper Gezer Avcı'nın yolculuk serüvenini öğrenmeye hazır mısın? Hazırsan önce Alper Gezer Avcı'yı tanıyalım. Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'nin uzaya gidecek ilk uzay yolcuları arasında asil olarak seçilen Alper Gezer Avcı, 2 Aralık 1979'da Mersin'de dünyaya geldi. Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması alanında yüksek lisans yaptı. Ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda F-16 pilotu ve standartize filo akademik kol komutanı olarak görev yaptı. Aslen Slifkeli olan Gezer Avcı, Yörük kökeninden geliyor. Şimdi ise uzayda Türkiye'yi temsil edecek. İlk Türk astronot nasıl seçildi? Mayıs 2022'de Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu görevi için iki Türk vatandaşının seçileceği bildirildi ve Türk astronot başvurusu hakkındaki bilgiler Türkiye Uzay Ajansı'nın internet sitesinde yayımlandı. Türk astronot seçimleri için 36 bin aday başvuru yaptı. Adaylar arasından 30'u Ankara'ya çağrıldı. Adayların seçilmesinde mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarında gösterdikleri faaliyetlerin yanı sıra yaptıkları sporlar da belirleyici oldu. Gerekli şartları sağlayan adaylar Ankara'da tıbbi ve psikolojik testlerden geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda geçen yılın Nisan ayı sonunda başlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te yaptığı konuşmada, Alper Gezer Avcı'nın asil, Tuva Cihangir Atasever'in yedek uzay yolcuları olarak belirlendiğini duyurdu. Peki yolculuk süreci nasıl olacak? Görevin ismi Axiom Mission 3, yani AX3. Axiom Space tarafından düzenlenen özel bir uzay uçuşu. Axiom Space, Crew Dragon uzay aracını kullanarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak. Görevde kullanılacak olan yeni Axiom araç dışı hareketlilik birimi uzay giysisi, astronotlara gelişmiş yetenekler sunacak. NASA'nın uzay giysisi tasarımını temel alarak geliştirilen bu kıyafetler, uzay koşulları için özel olarak tasarlandı. Bu yeni nesil uzay giysileri, astronotlara yüksek performanslı ve sağlam ekipmanlarla donatılmış bir şekilde uzaya gitme imkanı tanıyacak. Esneklik, dayanıklılık ve bilimsel keşif ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel araçlar sağlama kapasitesine sahip. AX3, Ay'ın Güneş sisteminin ve ötesinin daha derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlayacak önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 farklı deney gerçekleştirilecek. UYNA, uzay için yeni nesil alaşımlar. G-Metal, katı fazdaki parçacıkların bir akışkan içindeki dinamiğine yerçekimsiz ortam etkisi. Uzman, uzay görevleri için mikroalgal yaşam destek üniteleri. Ekstrem halofit olan Schrankiella Parvula'nın tuz stresine verdiği yanıtların uzay ortamında araştırılması. Metabolom, uzay görevlerinde bulunan astronotların metabolom transkriptomlarındaki değişimlerin analizi ve ulusal omik veri setlerinin oluşturulması. Mieloid, uzay misyonuna katılan bireylerde radyasyona maruz kalmanın kanser için öncül lezyonlar olan periferik kandaki mieloid kökenli baskılayıcı hücrelere etkisinin incelenmesi. MESAÇ, mikro yer çekime ilişkili genetik bilim misyonu. ALGOL SPACE, uzay koşullarında Antarktika ve ılıman mikro alg yetiştiriciliğinin karşılaştırmalı bir çalışması. CRISPR gen, mikro yer çekimi altında bitkilerde CRISPR gen düzenleme verimliliğinin araştırılması. PRANET, propolisin antibakteriyel etkisi. Vokal kort, uzayda yaşamaya karşı oluşan hayati tepkimelerin vokal kort kaynaklı değişimler ile tespiti ve düşük yer çekimsizliğin sebep olduğu rahatsızlıkların ses frekansları ile tanımlanması. Oksijen satürasyonu, solunum sistemi fizyolojisi içerisinde yapay zeka desteğiyle verilen havanın oksijen seviyesini hesaplayarak düşük yer çekiminin sebep olduğu rahatsızlıkların tanımlanması. MIOKA, mikro yer çekimi ortamında kurşunsuz lehimleme araştırması. Alper Gezer Avcı uzay yolculuğu için hangi eğitimleri aldı? Eğitim ve uçuş hizmeti için ABD'deki Axiom Space ile işbirliğine gidildi. Astronotların eğitim süreci ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde yürütüldü. Uzay yolcuları açıklandıktan sonra eğitim süreci başladı. 14 günlük karantina sürecinde ise çalışmalar yoğunlaştı. Gezer Avcı, MESAÇ deneyinin kanalma işlemini ve ikinci adımını, Vocal Cort'un ilk işlem adımını 14 günlük karantina sürecinde gerçekleştirdi. Vocal Cort'ta solunum sistemi fizyolojisi içerisinde yapay zeka desteğiyle seste meydana gelen frekans değişiminden rahatsızlıkların tespit edilmesi hedefleniyor. Türkiye Uzay Ajansı astronotumuz Alper Gezer Avcı ve AX3 görevinin mürettebat üyelerini SpaceX Dragon
uzay aracı eğitimlerini başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylelikle uçuş için geri sayım başladı. Peki uçuş ne zaman? Türkiye saatiyle 17 Ocağı 18 Ocağı bağlayan gece 01.11'de Alper Gezer Avcı ilk insanlı uzay misyonu için yola çıkmış olacak. Mürettebatı taşıyacak aracın 1,5 gün sürecek yolculuk sonunda 19 Ocak saat 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor. SpaceX Falcon 9 roketi, AX-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılacak. Fırlatmanın ardından astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak ve 30 farklı bilimsel deneye imza atacaklar. Yolculukta kimler olacak? AX-3 görevi için 4 kişilik mürettebat arasında Gezer Avcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez Alegria, İtalyan Hava Kuvvetleri'nden pilot Walter Willidey ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Markus Wandt bulunuyor. Michael Lopez Alegria, ABD donanması ve NASA'da deniz havacılığı, NASA astronotluğu ve Uluslararası Uzay İstasyonu komutanlığı dahil olmak üzere çeşitli rollerde 40 yılı aşkın havacılık ve uzay deneyimine sahip. Walter Willidey, İtalyan Hava Kuvvetleri'nde albay. Şu anda ticari uzay uçuşu girişimlerini denetleyen bir kurumun ABD'deki temsilcilik ofisinin başkanı. Markus Wandt ise İsveç Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu, filo komutanı, kanat komutanı ve baş test pilotu olarak 20 yılı aşkın havacılık deneyimine sahip. Şunu hiç düşündük mü? Uzayda vücudumuza neler oluyor? NASA, astronotları uzay yolculuğu konusunda uyarıyor. Yer çekimindeki hızlı değişiklik astronotların %1 oranında kemik yoğunluklarını kaybetmesine yol açabiliyor. Yer çekimi olmaması vücut sıvılarının yukarı doğru gitmesine, bu da şişkinliklere, yüksek tansiyona, görmede ve organlarda sorunlara neden olabiliyor. Beslenme ve ilaçlarla birlikte vücudun bağlanması kas ve kemik kaybı ile ilgili uzun vadeli tıbbi sorunların önlenmesinde çok önemli. Uzayda dünyadakinden çok daha yüksek miktarlarda radyasyona maruz kalınıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu bu riskin azaltılması için dünyanın koruyucu kalkanının hemen kıyısında. Ancak daha uzak noktalara gidilecek görevler için bu sorunun aşılması gerek. İletişim çağında uzaya nasıl ulaşacağız? Uzay görevlerinde kullanılan iletişim sistemleri çok uzak mesafelerden çok fazla verinin transfer edilmesine imkan sağlıyor. Örneğin yaklaşık 40 yıldır görevlerine devam eden Voyager uzay araçlarının Dünya'ya olan uzaklıkları 16-20 milyar kilometre, yani Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 100 katından fazla. Uzay araçları ile iletişim radyo dalgaları kullanılarak sağlanıyor. Her uzay aracında radyo dalgalarını alan ve radyo dalgaları yayan sistemler bulunuyor. Uzay araçları tarafından gönderilen sinyaller ise Dünya üzerindeki çok büyük antenler tarafından algılanıyor. Uzay aracı ile iletişimin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için antenlerin konumu dikkatli bir şekilde seçiliyor. Astronotların günlük yaşantıları nasıl olacak? Öncelikle Nisan ayında astronotların beğendikleri yemek grupları tespit edildi. İlk numunelerin testleri NASA bünyesindeki laboratuvarlarda gerçekleştirildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yenilecek yemekler astronotlardan çok önce kargo olarak oraya ulaştırıldı. İstasyona ulaşmak için kullanılacak Crew Dragon kapsülünün içinde de yolculuk için yemek olacak. AX-3 uzay görevine gidecek uzay yolcuları beraberlerinde kişisel ve ülkelerini simgeleyen bazı objeler de götürecekler. Gezer Avcı'nın bavulunda başta yeğeni olmak üzere aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait bazı objeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine verdiği Türk bayrağı olacak. Gezer Avcı'nın misyonda kullanacağı görev armasında 8 köşeli Selçuklu yıldızının yanı sıra Ay Yıldızlı Türk bayrağı, 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor. TÜBİTAK neler üstlendi? Uzayda yapılacak deneyler TÜBİTAK Uzay tarafından belirlendi. Örneğin Uzman Kod adlı deneyde alglerin uzay görevlerinde karbondioksitten oksijen üretimi, ek gıda temini, su iyileştirme ve yaşam destek sistemleri gibi alanlarda kullanılıp kullanılamayacağı ile ilgili veriler toplanacak. Algol Space deneyiyle ilk kez Antarktika'da ve ılıman bölgelerde yaşayan mikroalglerin büyüme verileri uzaya götürülen mikroalglerle karşılaştırılacak. Başka bir deney olan CRISPR gen deneyi, bitkilerin uzay görevi sırasında karşılaşacakları biyolojik ve biyolojik olmayan streslere karşı savunma mekanizmalarını anlamayı ve geliştirmeyi amaçlıyor. Şimdi uzaya gidecek diğer yolcu Tuva Cihangir Atasever'i tanıyalım. Türk uzay yolcusu ve bilim misyonunda iki insanlı uzay gerçekleştirilecek. İlki Gezer Avcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapacağı, ikincisi ise Atasever'in yılın ilk yarısında gerçekleştirmesi beklenen yörünge altı uçuşu olacak. Türkiye'nin uzaya gidecek ilk uzay yolcuları arasında yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever, 1992 Ankara doğumlu. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Atasever, Irvine'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans yaptı. Roketsan'da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı. Şimdi ise uçuş tarihini bekliyor. Diğer ülkelerin uzay çalışmaları neler?
Dünyada ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı, Rusya Federal Uzay Ajansı, Çin Ulusal Uzay İdaresi ve 22 Avrupa ülkesinin katkı sağladığı Avrupa Uzay Ajansı dışında 70'ten fazla uzay ajansı bulunuyor. Genellikle teknolojik olarak gelişmiş ya da yüksek askeri harcaması olan ülkelerde bulunan uzay ajanslarının yanı sıra özel uzay ajanslarının da sayısı gün geçtikçe artıyor. Bunların başında ise uzay turizmine dayalı SpaceX ve Blue Origin geliyor. World Population Review'e göre 2022'nin ortasına gelindiğinde dünyadaki uzay ajanslarından yalnızca 16'sı uzaya fırlatma yapabilecek kapasiteye sahipti. Ayrıca yalnızca 7'sinin Ay'a, Mars'a ya da derin uzaya araştırma aracı gönderebilecek kapasitesi bulunurken sadece 3'ü şimdiye kadar insanlı uzay uçuşu yapabildi. ABD, Rusya ve Çin dışında ESA, İtalya Uzay Ajansı, Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı uzaya uydu fırlatmış ve araştırma aracı göndermiş durumda. Fransa Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi, Avustralya Uzay Ajansı, Brezilya Uzay Ajansı, İran Uzay Ajansı, İsrail Uzay Ajansı, Kenya Uzay Ajansı, Güney Kore Uzay Araştırmaları Enstitüsü, Kuzey Kore'nin Ulusal Uzay Geliştirme İdaresi ve Ukrayna Devlet Uzay Ajansı uzaya uydu fırlatan ülkeler arasında yer alıyor. Peki neleri etkileyecek? Özellikle uzayda yapılacak deneylerden elde edilen veriler geleceğe ışık tutması açısından çok önemli bir konumda. Uzay programlarına yapılan yatırımlar ülkemizin bilimsel, ekonomik, teknolojik ve stratejik gelişimine katkı sağlayacak. Yapılacak 13 deney sayesinde çeşitli alanlardaki birçok gelişmenin önü açılacak. Daha da önemlisi, bu misyon uzay deneyimi elde etmek isteyen birçok gence örnek olacak. Siz de uzay yolcusu olmak ister miydiniz? Yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Fırlatmanın ardından astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak ve 30 farklı bilimsel deney imza atacaklar.